Evet. Havalardan bahsettik, bizi şaşırtıyor. Maalesef. Hastalıkları da kapı açıyor. Bireysel evet. olarak nasıl korunabiliriz? Bir kere mevsim normalleri sıkıntıyı arttırdı. Sebep kar yok. Virüsler daha fazla canlılık, daha fazla hastalık yapıcı etkiye sahipler. Bu yüzden de eğer kişisel tedbirlerimizi almazsak çok kolay hasta alıyoruz. Bir numaralı tedbirimiz burnumuz. Burnumuz açık olsun, buna dikkat edin. Herhangi bir sebepten burun tıkandığında, içindeki salgılar arttığında filtre özelliğini kaybediyor ve ağız solumuna başlamış oluyoruz. Dolayısıyla mikroplar süzülmeden, burnumuz bir filtredir, havayı ısıtır, nemlendirir ve mikroplardan arındırır içeriye gönderirken. Ama boğazımız direkt bunu yapamaz. Onun için kronik farenjitler, akut farenjitlerle başlar. Üst solunum yoluyken alt solunum yollarına tedbir alınmazsa iner. İsteğimiz şu: bir kere burnunuzun açıklığına dikkat edin. Basit serum fizyolojik diyoruz. Onu da evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. 1 litre kaynamış soğumuş suya 1 çay kaşığı tuz atın ve burnunuzu tıkandığı dönemlerde bununla açın. Her şeyden evvel yapacağımız en önemli şey bu. 2. Var olan hastalık özelliklerimize hemen dikkat edeceğiz. Eğer ateşimiz 38,5'un üstüne çıkıyorsa ve 2 günden fazla sürüyorsa mutlaka bir doktor ziyareti yapmanız gerekecek. Hastalık anında lütfen toplu alanlarda bulunmamaya dikkat edin. Öğrencilerimiz de okula gitmesin bireysel olarak. Hapşırık, aksırıklar, tıksırıklar sırasında hemen dirseğinizden faydalanın. Oraya aksırın ki paylaşmayın, yayılmasın. Uykumuza hata yapıyoruz galiba, değil mi hocam? Tokalaşıyoruz, öpüyoruz, okula gidiyoruz, toplu taşımayı kullanıyoruz. Kendimiz kadar etrafa da tehlike yayıyoruz. Evet, basit tedbirleri almazsak salgın haline geliyor her şey. Ellerimizi yıkamıyoruz. Lütfen yıkayalım. Bol sabunlu suyla düzenli olarak yıkıyor olalım. Çünkü her temas bir başkasından virüsü almış olmakta demek. Viral başlayan hastalıkların üstüne bakteriler de ilave olabiliyor. O zaman da bizim balgamımız değişiyor. Tükrüksü balgam, sarı yeşil balgam haline geldiyse mutlaka doktor ziyareti yapın diyoruz. Acillere başvurmakta gerçekten korku ve paniğe de gerek yok. Basit tedbirler, 2 günlük uygulamalar aslında seyri başladığından daha rahat hale getiriyorsa tamam, sistem doğru yolda, bağışıklık sistemi kendini tamamlıyor demektir. Yiyeceğimize içeceğimize tabii dikkat edeceğiz. Mevsimlik dediğim gibi uygulamamız gereken gıda kürleri var. En önemlisi bağışıklık sistemimizin aktivitesini yüksek tutan gıdalar. Bunların başı da içecekler geliyor. Bir, suyu için, iki, mutlak kefir tüketin. Sofranızda kefir olsun. Bununla beraber zerdeçal, zencefil, bu grup bağışıklık sistemini aktive edici özellikler taşıyor. Yemeklerinize lütfen korkusuz, kaygısız sarımsak kullanın. Kimse diğerinin sarımsak kokusundan da sosyal olarak rahatsızlık duymasın. Çünkü diğeri için alınmış tedbir, bana da hastalık geçmemesi için alınmış bir tedbirdir. Oldu, hasta oldunuz, lütfen en azından evlerinizde mutlaka maske takın. Çünkü diğer ferde çocuğunuza gidiyor, o da okula gidiyor. Böyle el ele bir kampanyaya dönüşüyor. Onun için buralardan da korkmuyoruz. Uyku çok önemli. Uyku düzeni eğer bozulursa bağışıklık sistemi hemen sorun yaşamaya başlıyor. Bütün bunları yaptıktan sonra özellikle keçi boynuzu tozunu mutlaka sofralarımızda, yiyeceklerimizde, içeceklerimizde kullanalım. Çörek otu, bunlar günlük hayatımızda salatalara bile koyarak tüketebileceğimiz ürünler ama fitoterapi tipi etkinliği var. Bedenimizin bağışıklık sisteminin düzenleyici özelliği var. O yüzden buralara da dikkat edelim. Hemen de antibiyotikleri lütfen atlamayalım. Eğer bir doktor kararı yoksa hemen gidip evimizdeki kalmış bir önceki kullanımlardan arta kalmış, ki bu da yanlış kullanım demektir. Antibiyotik arta kalmamalıdır. Başlandı mı tedavi bitmelidir. Hemen antibiyotiklere saldırmayalım. Çünkü ağırlıklı olarak viral enfeksiyon var. Bu da antibiyotiklerle düzelmeyen hastalık grupları demektir. Buralara lütfen dikkat edelim. Biz antibiyotiklere biraz önce aslında onun altını özellikle çizmemiz gerek. Evet. Öksürdüğümüz anda ufak bir burun akıntısında sadece yetişkinler değil çocuklara da. Üstelik evet. komşumuzdan aldığımız antibiyotikleri bile verebiliyoruz. Evet. Ama önce bireysel korunma, doktor tavsiyesinde ilaç ve antibiyotik, değil mi hocam? Çok çok önemli. Antibiyotik leblebi çerez değildir. Hemen tüketince her şeyi de tedavi etmez. Bilakis bir sonraki hastalığınıza sizi daha zayıf hale getirir. Antibiyotik direnci çağın en büyük tehditlerinden biri. İnsanlığı yeniden karanlık çağlara götürme ihtimali taşıyan bir uygulama hatası. Onun için hepinizin bu konuya dikkat etmesini hem rica ediyoruz, hem de ne diyelim, mesleki olarak mecburiyetlerimizi ifade ediyoruz. Neden? Çünkü dönüp bize gelindiğinde çare deniliyor ama çare eğer antibiyotik direnci söz konusuysa çok fazla yok. Yeni ortaya çıkan antibiyotikler hem çok pahalı uygulamalar,
hem çok riskli uygulamalar. O yüzden elimizdekileri niye ziyan edelim de yeni bir şeylere ihtiyaç duyalım diyoruz. Korku istemiyoruz, panik istemiyoruz. Basit şeyler yapmanızı istiyoruz. Peki hocam, şimdi havalar böyle dengesiz. Nasıl giyineceğiz? Şimdi öğlen 17'ye kadar çıkacak sıcaklık, evet. Ama akşamüstü sıcaklık 9'lara 8'lere kadar düşecek. Sabah çıkan çok kalın bir şey giymeden çıkıyor ama akşam biz o sıcak havanın etkisiyle soğuk havaya maruz kalıyoruz aslında. Nasıl, nelere dikkat edeceğiz? Lahana tipi giyinme diye tavsiye ediyoruz bunu. Kat kat giyinme. Olabildikçe pamuklu kıyafetleri tercih edin. Lazım oldukça çıkartıp lazım oldukça giyineceğiz. Yani bir çalışkanlık gerekiyor. Umursuzluk, özensizlik, dikkatsizlik ya da tembellik edersek hastalıkla bunun bedelini ödüyoruz. Onun için sizden ricam şu, genel tedbirlerini alın. Bunun en önemli bacaklarından bir tanesi kronik hastalarımızın aşılarını yaptırması. Bu grip aşısı olarak da uygulanıyor. Ozon aşısı olarak da uygulanıyor. Bu açıdan doktor tavsiyelerinizi mutlaka alın. Çünkü grip aşısıyla ilgili polemiklerde korkusu nedeniyle eğer aşı yaptırmıyorsa kişiler, ozon aşısını mutlaka yaptırıyor olsun ki bağışıklık sistemini biz aktifleyelim. Kendimizi koruyor olalım. Bunun dışında kronik hastalar, özellikle yaşlı hastalarımız da dahil, ozon tedavilerinden de özellikle kış aylarında oldukça ciddi faydalar görüyor olacaklardır. Hocam, çok